Merhaba ve Günlük Kalıplar serisine hoş geldin. Bu derste Türkçe karşılığı pek olmayan ama günlük hayatta sıkça karşılaşacağın bir kalıp üzerine duracağız. Happens to be. Happens to be ifadesini anlamak başta biraz zor olabiliyor ama merak etme. Video boyunca bolca örnekle bu kalıbın tam olarak ne anlama geldiğini sana göstereceğim. Devam etmeden önce bu serideki her kalıbı özet açıklamaları ve örnek cümleleriyle beraber bir PDF dosyasına topluyorum. Eğer bu serideki tüm kalıpları toplu bir şekilde görüp çalışmak istiyorsan bu PDF dosyasını indirebilirsin. Dosyayı indirmek için köşede bulunan butona tıkladıktan sonra karşına çıkan PDF resmine tıkla. Bunu yaptığında bir sayfaya yönlendirileceksin. Sayfada e-posta adresini girdiğin zaman da bahsettiğim PDF dosyası sana gönderilecek. Evet, buna da değindikten sonra hadi Happens to Be kalıbını inceleyelim. Happens to be kalıbı İngilizce'de tesadüf belirtmek için kullanılan bir kalıp. Bunu ne tesadüftür ki ifadesine de benzetebilirsin. Dikkat etmen gereken nokta ne tesadüftür ki ifadesinin bu ifadeye göre fazla bir şekilde tesadüf belirttiği. Kısaca happens to be kalıbı ne tesadüftür ki ifadesine benziyor ama bunun belirttiği %30-%40'ı kadar tesadüf belirtiyor. Ne demek istediğimi örnekler üzerinden daha gösterebilirim. Mesela my daughter happens to be here ifadesi. Bu şansa bak, kızım tam da burada gibi bir anlama geliyor. Veya this day happens to be the best day to ski. Şanslıyız, bugün kayak yapmak için en iyi gün gibi bir anlama geliyor. Bu cümlelerde happens to be tesadüf veya şans belirtiyor. Cümleye nasıl bir anlam kattığını anlayabilmen için biraz değişik bir örneğe bakalım. Mesela he was there. Bu cümle oradaydı anlamına geliyor. He happened to be there. Tesadüfen oradaydı veya şans eseri oradaydı demek. I met with Cenk, who happens to be Ceren's husband. Cenk'le tanıştım. Meğerse Ceren'in kocasıymış gibi bir anlama geliyor. Burada da hem tesadüf hem de bir bağlantı anlamı var. Başka bir örnek, I happen to know him. Cümle, aslında onu tanıyorum demek. Burada da bir tesadüf anlamı var. Diyelim biri sana, seni biriyle tanıştıracağım dedi ve zaten tanıdığın biriyle seni tanıştırmaya kalktı. İşte bu durumda bu kalıbı kullanabilirsin. Son örneğimize bakalım. He happens to be the best chess player in the country. Cümle aslında o ülkedeki en iyi satranç oyuncusu demek. Diyelim biri arkadaşını satrançta yendi ve arkadaşın o bayağı iyi bir oyuncu dedi. Eğer buna karşılık aslında o ülkedeki en iyi satranç oyuncusu demek istiyorsan bu kalıbı kullanabilirsin. Kısaca happens to be ifadesi bir şeyin durumunu anlatmak için kullanılan bir ifade. Fakat bunu yaparken küçük bir tesadüf veya küçük bir şans anlamı katıyor. Şimdi birkaç gerçek hayat örneğine bakalım. Böylece bu kalıbın kullanımı kafanda tam olarak oturacak. İlk klibimizdeki kişi Jade adında bir kızdan bahsediyor. Bunu yaparken de I think Jade, who happens to be my daughter, exhibited personal growth. Yani düşünüyorum ki Jade, ki şansa bak benim kızım, kişisel gelişim gösterdi demiş oluyor. Burada who happens to be my daughter derken şansa bak ki bahsettiğim kişi aslında benim kızım gibi bir şey demiş oluyor. Klibi inceleyelim. I think Jade, who happens to be my daughter, exhibited personal growth and her ability to guide others and the enjoyment that she found from that was something really incredible for me to see. İkinci klibimizde sunum veren bir kadın, which happens to be my next example, yani ki şansa bak bir sonraki örneğim tam olarak da bu diyor. Bunu yaparken de cümleye küçük bir tesadüf anlamı katıyor ve şansa bak birazdan vereceğim örnekte tam da bununla ilgili gibi bir şey söylemiş oluyor. İzleyelim. Say benign and innocuous as a picture of a cat could lead to death and what to do to prevent that. Which happens to be my next example. This is my cat, Eli. Üçüncü klibimizdeki kişi bir ağaçlık alanın resmini gösteriyor ve this area happens to be on the border of Peru and Brazil. Yani bu bölge Peru ve Brezilya sınırında bulunuyor diyor. Burada da cümleye yine küçük bir tesadüf anlamı katmış oluyor. Yani ne tesadüftür ki demiyor da küçük bir şans anlamı katıyor. Bunun sonucunda da ilginçtir ki burası Brezilya ve Peru sınırında bulunuyor gibi bir cümle çıkmış oluyor ortaya. Klibi inceleyelim. Before us. For example, these are all the dead trees in red that suffered mortality following the 2010 drought. This area happens to be on the border of Peru and Brazil, totally unexplored. Sıradaki klibimizde Amerika Başkanı Trump a daughter who happens to be here diyor. Yani kızım ki şansa bak şu anda burada oturuyor gibi bir şey söylemiş oluyor. Jewish people, so many friends, a daughter who happens to be here right now.
a son-in-law, and three beautiful grandchildren. Beşinci ve son klibimizdeki kişi yeni bir teorilerinin olamayacağını anlatıyor ve we've already got one. It just happens to be wrong. Yani zaten bir teoriye sahibiz. Ne şanstır ki yanlış diyor. İzleyelim. Do you need a theory? Will there be a theory? No, there will. Well, there won't be a new overarching theory. We've got one. It just happens to be wrong. Like all theories, but yeah. So and it's. Evet, artık İngilizce'de happens to be kalıbının ne anlama geldiğini ve nasıl kullanıldığını tam olarak biliyorsun. Videonun başında da dediğim gibi bu serideki her kalıbı özet açıklamaları ve örnek cümleleriyle beraber bir PDF dosyasına topluyorum. Dosyayı indirmek için sol tarafta bulunan düğmeye tıklayıp karşına çıkan PDF resmine tıklaman yeterli. Bunu yaptığın zaman karşına bir sayfa gelecek ve orada e-posta adresini bıraktığında dosya sana gönderilecek. Ayrıca gelecekte bu tarz yayınlayacağım videoları kaçırmak istemiyorsan altta veya burada bir yerde bulunan abone ol düğmesine tıklaman yeterli. Böylece gelecekte her yayınlayacağım videodan haberdar olacaksın. Evet, izlediğin için çok teşekkür ederim ve sonraki videolarda görüşmek üzere.